erkek modasının öncülerinden Faruk Saraç gece ve gündüz sonbahar ve kış koleksiyonuyla sezona merhaba dedi. Ünlü modacıyla yaptığım çok özel röportajı kaçırmayın. Nasılsınız Faruk Bey? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gitti hazırlık süreci defile öncesi? Ya tabii her zamanki olan heyecan. Şöyle de bu seneki olan benim konseptimiz siyah ve beyaz üzerineydi. Sadece siyah ve beyaz olarak koleksiyonu hazırlayacağım. Tabii ki esasında hayata baktığımız zaman da siyah beyaz. Daha önce de bir tılsım adını verdiğim olan bir defilem vardı benim. Onda da kainatı ortaya koymuştum. Ay, güneş, gezegenler, yıldızlar, burçlar, dünya dört elementten oluşuyor. Ateş, hava, su, toprak gibi. Bu seneki olan temamız da siyah beyaz dolu deyince öyle bir kendi içerisinde bir ayı sembol almak istedim. Ve bu akşam da esasında dolunay var. Başarılarınızı neye bağlıyorsunuz? Kendi koleksiyonumu hazırlarken ben biraz ara sokaklardan çok beslenirim. Yaptığım olan koleksiyonumda biraz da kendimle ilgili olan bir hadise. Ben biraz daha erkek olarak kalmalı ve tamamıyla klasik bir çizgim var. Onu da hiç 38 yıldır bozmadım. Onun dışında yaptım, yani 97'de bir de tarihsel gösterileri her sene yaptım. Onun biraz sonra müjdesini size vereceğim. Sarı Zeybek, Padişah'ın Esbabı, Geçmişten Günümüze, Polis, Tılsım, Geçmişte Kapalı Çarşı geçen vardı. Şimdi yeni bir projem var, üzerinde çalışıyorum. Peki erkeklerimiz merak ediyordur, siz de usta bir tasarımcı olarak bizlere 2019 yılının en trend rengini söyleyebilir misiniz? Lacivertler var, pümeler var. Ben bu sene sadece koleksiyonumda siyah hazırladım ama haki yeşilin tekrar hayatımıza girmesi var. Beyaz vazgeçilmeyenimiz yine. Ekoseler yine geri döndü. Onun yanında sporlarda tamamıyla deriler biraz da öne geldi. Çoban kalın, trençkotlar başladı. Esasında hep 20-25 senede bir devamlı döndüğümüz olan. Erkekler genelde kombin yaparken ilk önce hangi parçadan başlamalılar kombinlerine? Eğer bir takım elbise veyahut da cekete ihtiyacınız varsa içinin gömleği, pantolonu, ayakkabısı, kemerine kadar kombin almanız lazım ki sonra aldığınız olan bir ürün ya bu buna uymadı, bu buna oldu, olmadı kelimesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Onun için ben tüketicilere onu öneriyorum. Moda programı izleyicilerine, erkeklere özellikle söylemek istediğiniz birkaç tüyo var mı? Moda son olmasın diyorum. Moda hep var olsun hayatımızda. Güzel modalar olsun diyorum. Biş adamıysanız pazartesi gününüze klasikle başlayın. Cumartesi ve pazar günleri anormal rahat olun. Anormal rahat olun. Kadife pantolonlarınız, kotonlarınız, deri montunuz hiç onunla beraber. Çünkü o iki gün tamamıyla sizin spor kıyafetlerle beraber yürütmeniz. Kendinizi nasıl rahat hissediyorsunuz? Rahat ediyorsanız evet.